Merhaba arkadaşlarım. 12. ünitenin 7. köşe taşıyla devam ediyorum logaritmamızı çözmeye. Defalarca söyledim, yine söylüyorum arkadaşlarım. Eğer logaritmada kendinizi eksik hissediyorsanız benim konu anlatım videomu mutlaka izleyiniz dostlar. Eminim faydası olur. Şimdi birinci soruya bakalım. Y diyor x küpe eşittir. Yani y gördüğünüz yere x küp yazın diyor. Yazalım biz de. Logaritma y gördüğüm yere x küp yazıyorum. Bir de x'in karesi var dostum. Şimdi bakın, kuvvetin kuvvetiyle tabanın kuvvetini başa alabiliyordum. 2 buraya paya gelecek, 3 de paydaya gelecek dostum. Yani 2 bölü 3 logaritma. X tabanında x kaldı burada da. Peki tabanla kuvvet aynıysa buranın sonucu 1'di. Bir de 2 bölü 3 var. 2 bölü 3 çarpı 1'den cevap Adana'mız geldi. Ve geldim bu soruya. Şimdi 1 bölü x diyor. X yerine hemen 5 üzeri 4 yazıyorum. Şöyle oldu arkadaşlarım. Logaritma 5 tabanında 1 bölü 5 üzeri 4 oldu. Yani logaritma 5 tabanında 5 üzeri eksi 4 oldu. Şu eksi 4'ü başa alabiliyorduk. Eksi 4 çarpı logaritma 5 tabanında 5 geldi. 5 tabanında 5 1'e eşitti. Eksi 4 ile çarptım. Cevabım Edirne'de patladı. Geldik 3 numaralı soruya. Olduğuna göre A aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş. Şimdi bir oynama yapalım hemen burada. Şimdi şu ikincisi bir kere. Logaritma E tabanında B'nin karesidir ki kareyi de başa yazabiliyordum. Şöyle oldu. Eşitmiş 4'e. 2'ye bölelim bir de hepsini. Logaritma E tabanında B eşittir 2 çıktı. Şimdi şu B'nin küpü diye bunu buradan bir gaddarlık özelliği kullanalım. A eşittir B üzeri 3 haline döndü. Hemen B gördüğümüz şurada her iki tarafın bir küp kökünü alırsanız bakın şöyle küp kök aldım. Bunlar gitti. B eşittir küp kök A geldi. B gördüğüm yere de küp kök A yazıyorum şimdi dostum. Şu hale dönüyor. Logaritma E tabanında E tabanında küp kök A geldi. B yerine bunu yazdım. Eşittir 2. Şimdi her iki tarafın bir karesi şöyle logaritmaya gaddarlık özelliği kullanalım. E'yi buraya gaddar olarak gönderelim. E üzeri 2 geldi burası. Burada da küp kök A kaldı. Her iki tarafın küpünü alırsanız da dostlarım şöyle küp alalım her iki tarafta. A kalır burada bir tek. E üzeri 6 olur. Burası cevap Denizli'den geldi. Geldim dördüncü sorumuza. Değeri kaçtır diye bir soru soruyor. Şöyle en içeriden başlayalım. Logaritma 100. Logaritma 10 tabanında 100 demektir. 10 tabanında 100 de 10'un karesi diye yazıldı. 2'yi başa alırsam 2 çarpı logaritma 10 tabanında 10, 1 olacak, bir tek 2 kalacak, şurası 2. 7 ile 2'nin toplamı 9, kök dışına da 3 diye çıktı. Yani şurası komple oldu 3. Yani logaritma 3 tabanında 3 geldi dostum, o da 1'dir biliyorsun. Başında da 2 var, 2 çarpı 1'den 2 geldi şuraya kadar. 23 ile 2'nin toplamı 25 yaptı. Yani şöyle bir sonuç çıktı. Logaritma 5 tabanında kök 25. O da logaritma 5 tabanında 5 diye çıkar. 5 tabanında 5'te 1 olduğundan cevabım Bursa'daymış dedim. Çevirdim 8. köşe taşının 1. sorusu. Evet, bir logaritma özelliği var arkadaşlarım. Logaritmaların tabanları aynı bakın. Hepsi 3. Logaritmada tabanlar aynıysa kardeşim sen aradaki işaret toplamaysa kuvvetleri çarpabiliyorsun. Yani şöyle bakın, logaritma 3 tabanında tek bir kuvvette yazıyorum. Arada hep artı var ya. 5 çarpı 10 çarpı 27 bölü 50 diye yazdım. Şurası 50, bu 50'yi götürdü. Yani logaritma 3 tabanında 27 kaldı. 27 de 3'ün 3. kuvvetidir. Logaritma 3 tabanında 3'ün 3. kuvveti geldi ki şu kuvveti ben başa alabiliyordum. 3 çarpı logaritma 3 tabanında 3. Ki burası da 1 olduğundan dolayı 3 kere 1 cevabım Bursa'dan patladı. Geldik buna. Bakın yine hepsinin tabanı 10. Bir şey yazmıyorsa 10 demektir demiştik. Tabanlarımız 10. Peki o halde şöyle yazalım. Toplama olduğu için hepsini logaritma 10 tabanında çarpacağım hepsini arkadaşlarım. 1 bölü 2 çarpı
2 bölü 3 çarpı 3 bölü 4 çarpı 4 bölü 5 diye 99 bölü 100'e kadar çarpıyorum. Peki bakın şuradaki 2, 3, 4, 5 bilmem neler 99'lar gitti. En son geriye logaritma 10 tabanında 1 bölü 100 kaldı. Burada 1, burada da 100 kaldı. Bu da düzenleyelim şimdi. Logaritma 10 tabanında 100, 1 bölü 100 demek 100 üzeri eksi 1 demek. Yani 10 üzeri eksi 2 demek. Eksi 2'yi de başa alırsak eksi 2 gelecek sorumuzun cevabı. Geldim 3 numaraya. B aşağıdakilerden hangisine eşittir diyor. Hemen bir bulalım. Burada çarpım durumunda bunlar arkadaşlarım. O halde ayrı ayrı yazabilirim. Logaritma 10 tabanında A artı logaritma 10 tabanında B diye yazdım. Arada eksimiz var. Şunu bir yazalım. Bu da bölme olduğu için eksili yazılacak. Logaritma 10 tabanında A eksi logaritma 10 tabanında B eşitmiş 3'e. Şu eksiyi içeriye bir dağıtalım arkadaşlar biz şuraya. Logaritma A eksi logaritma A gelir, bunlar gider. Logaritma B artı logaritma B, yani 2 tane logaritma B kaldı eşittir 3. 2'yi bölü olarak atalım. Logaritma 10 tabanında B eşittir 3 bölü 2. 10'a gaddarlık özelliğini kullandıralım. B eşittir 10 üzeri 3 bölü 2 geldi. Yani bu da ne demektir dostum? Karekök içinde 10'un küpü demektir. 10'un karesi 100, 100 çarpı 10, yani 100, 10'un küpü demektir ki 100 çarpı 10 yapıyor herhalde o da, değil mi? 10'un karesi dışarıya 100 diye, 100 kareye, aman bir söyleyemedim ya, öf, 10 kök 10 işte ya, ne kadar uzaktım. 10'un karesi dışarıya 10 diye çıktı ama bir tane 10 içeride kaldı. Heh, söyleyemedik bir türlü. Geldim dördüncü soruya. Olduğuna göre A bölü B nedir diye soruyor. B gözüme gıcık gözüktü. Bir B ile başlayalım isterseniz. Şu B'yi bir düzenleyelim. Toplama toplama. Tabanlar hep 12. O halde logaritma 12 tabanında 64 çarpı 9 çarpı 36. 64 8'in karesidir dostum. 8 üzeri 2 diye yazalım. 9 3'ün karesidir. 3 üzeri 2 diye yazalım. 36 6'nın karesidir, 6 üzeri 2 diye yazalım. Bölü aşağıyı yazacağım şimdi. Hepsi 5 tabanında olduğu için önce şurayı bir bulalım. Logaritma 5 tabanında 252'ye böldüm, 125. Logaritma 5 tabanında 125. Eksi bu var. Yine tabanlar aynı olduğu için 125 bölü 5'ten logaritma 5 tabanında 5 gelecek. O da 1. Şimdi şu üstü bir daha toparlıyorum ben. Şurada yazalım. Logaritma 12 tabanında 8 çarpı 3 çarpı 6. 24 ile 6'nın çarpımı da 144 yaptı. Üstünde bir de 2 var. 2'yi başa alalım. 2 logaritma 12 tabanında 144. 144 de 12'nin karesi. Bu 2'yi de başa alalım. 4 çarpı logaritma 12 tabanında 12. O da 1 yaptığı için 4. Aha, B'nin sonucu direkt 4 çıktı. Geldik A'yı bulalım şimdi. A'yı da şurada bir yerde yaparız. Şimdi logaritma E tabanında 9. Bu da logaritma E tabanında 9 demektir arkadaşlarım, değil mi? Logaritma E tabanında demekti. O halde şöyle oldu. 2 tane logaritma E tabanında 9 geldi. Bölü. Şimdi şurayı yapalım. E tabanında, bu da logaritma E tabanında. Önce bir şunu bölelim arkadaşlarım. 1 bölü 3 bölü 3 olacak burası. Yani 1 bölü 9 geldi burası dostlarım. Logaritma E tabanında 1 bölü 9'dur burası. Hatta şöyle diyelim. 9 üzeri eksi 1'dir. Hatta 3 üzeri eksi 2'dir. Eksi 2'yi de başa alalım. Logaritma E tabanında 3 gelsin. Logaritma E tabanında 3 geldi burası. Başında da eksi 2 var. Devam. Artı var bir de. Logaritma E tabanında 3 üzeri 1 bölü 2'dir bu da. Hatta şu eksi 2'yi tekrar başa alayım. 3 üzeri eksi 2 olsun şimdi burası. Şu ikisinin tabanları aynı ve toplamı olduğu için çarpıyorum. Ne gelecek burası? Logaritma E tabanında şu ikisinin çarpımı. Yani 3 üzeri eksi 2 çarpı 3 üzeri 1 bölü 2. Böyle bir şey geldi dostlarım. Peki şimdi düzenleyelim burayı.
E tabanında 3 üzeri üsler toplanıyordu kardeşlerim. Ne olacaktı? Eksi 4, eksi 3 bölü 2. Eşittir logaritma E tabanında 3 üzeri eksi 4, eksi 3 bölü 2 geldi. Tamam. Burayı bulduk. Neresiydi burası şimdi? Ha şurasıydı. Burayı da yazalım bunu getirip de. Hatta nasıl yazalım? Bölü ya. Şunu neyse yazayım ya direkt getirip altına. Logaritma E tabanında 3 üzeri eksi 3 bölü 2. Burayı da bulduk. Şimdi düzenleme aşamasına devam. Şurası. Nasıl yazalım burayı? Logaritma E tabanında 9 diye yazalım. Burayı E tabanına çevirmiş bu aslında. Taban değiştirme yapmış ama daha göstermediği için burada niye böyle yapmış onu tam anlamadım ama ben. Neyse ben şuradan devam edeyim arkadaşlarım. Siz görün orayı. Şu 2'yi tekrar başa alacağım dostum. Şöyle olacak bak. Logaritma E tabanında 9'un karesi yani 81 bölü logaritma E tabanında 3 üzeri eksi 3 bölü 2 idi burası da. Şimdi bu 3'ün kaçıncı kuvveti olacak? Aa yok taban değiştirmeye gerek kalmadı. 3'ün 4. kuvvetidir. 4'ü başa alalım. 4 çarpı logaritma E tabanında 3 bölü. Şu 3 bölü 2'yi eksi 3 bölü 2'yi başa alalım. Logaritma E tabanında 3 kaldı. Bunlar gitti. Şunu da ters çevirip çarparsam eksi 8 bölü 3 geldi. A'nın da sonucu eksi 8 bölü 3'müş. A bölü B'yi soruyor. Yani eksi 8 bölü 3 çarpı 1 bölü 4 gitti. Eksi 2 bölü 3 geldi. Sorumuzun cevabı. Biraz uzattık ama cevabı bulduk sonunda arkadaşlarım. 8 numara da tamamdır. Süremiz de dolmak üzere. Bir durdurayım ben burada videoyu. Hiç yenisine başlamayayım. Birazdan 9'la devam ederim kardeşler. 9 numarayla devam edelim arkadaşlarım. Bakalım ne diyor 9. köşe taşımız. Olduğuna göre logaritma 5 tabanında 108. Şimdi bakın burada da ne yapacaksınız? Büyük olan hangisi ise ki verilenlerin içinde de olabilir. Şurada verilenlerin içinde de en büyük sayı. Burada 2 var, 3 var. En büyük 108. İstenilerin içinde de olabilir 108. Hangisindeyse o en büyük olanı çarpanlarına ayırabildiğiniz kadar ayıracaksınız. Yani 108 şöyle asal çarpanlarına ayırıyorum hemen. 2'ye böldüm 54. Bir daha 2'ye böldüm 27. 3'e böldüm 3. 3'e böldüm 3'e böldüm 9. Bir daha 3'e böldüm 3. Yine 3'e böldüm 1 geldi. Yani logaritma bana 5 tabanında 108 diyor ya. 108 aslında şuymuş. 2 çarpı 2 çarpı 3 çarpı 3 çarpı 3'müş arkadaşlar. Yukarıda çarpma varsa biz bunları ayrı ayrı toplama şeklinde yazıyorduk. Yani logaritma 5 tabanında 2 artı logaritma 5 tabanında 2 artı logaritma 5 tabanında 3 artı logaritma 5 tabanında 3 artı logaritma 5 tabanında 3. Peki 5 tabanında 2'ye a demişiz. Bu a. Bu da a. 2a buradan geldi. Artı bu b. B, B. 3B de buradan geldi. 2A artı 3B çıktı sorumuzun cevabı. Geldik buna. Logaritma 75'in yaklaşık değeri aşağıdakilerden hangisidir diye soruyor. Şimdi en büyükleri 75 olduğu için 75'i çarpanlarına ayırıyorum. 75. 3'e böldüm 25. 5'e böldüm 5. Bir daha 5'e böldüm 1. Yani logaritma 75 dediği şey aslında logaritma 3 çarpı 5 çarpı 5 yani logaritma 3 artı logaritma 5 artı logaritma 5 geldi. Logaritma 3'ü bize ne vermiş? 0.477 artı logaritma 5'i de ne vermiş? 0.699 ki 2 tane var bundan. 2 çarpı 0.699 bize de bu işlemin sonucunu soruyor. Cevaba bakıyorum. Adana'yı işaretliyorum. Çok uğraşmıyorum bu kısımla. Geldim buraya. Bakın bu sefer 1224 verilenlerin içerisinde arkadaşım istenilen küçük sayı. O halde ben 1224'ü yani en büyük olan hangisi ise onu tutup asal çarpanlarına ayıracağım. 2'ye böldüm. 612 geldi. Bir daha 2'ye böldüm. 306 geldi. Bir daha 2'ye böldüm. 153 geldi. 3'e bölelim şimdi.
51 çıktı. Bir daha 3'e bölelim, 17 çıktı. 17'ye bölelim, 1 çıktı. Yani logaritma 1224 dediğim şey, logaritma 2 artı logaritma 2 artı logaritma 2 artı logaritma 3 artı logaritma 3 artı bir de logaritma 17'ymiş ki bu da zaten a'ya eşitmiş. Eşittir a dedim. Şimdi logaritma 2 neydi? B. B, B. 3 tane B geldi. Logaritma 3 C'ydi. Şuradan 2 C geldi. Artı bir de logaritma 17 var. Zaten bunu soruyor. Eşittir A. Hadi logaritma 17 burada dursun. 3B buraya eksi 3B. 2C buraya eksi 2C geldi. Ne çıktı? A eksi 3B eksi 2C. Bakın Ceyhan şıkkında mevcut. Geldim son soruma. Olduğuna göre logaritma 9 tabanında 27 faktöriyel neye eşittir diye soruyor. Dostum bak orayla biraz oynayalım. Logaritma 9 tabanında 27 faktöriyel demek 27 çarpı 26 faktöriyel demektir. 26 faktöriyel de bıraktım ki çünkü burada da 26 faktöriyeli vermiş bana kardeşim. Peki devam edelim. Şimdi yukarısı çarpma durumundaysa ayrı ayrı toplam şeklinde yazıyordum. 9 üstünde 27 artı logaritma 9 üstünde 26 faktöriyel diye yazdım. Şimdi 27 demek 9, 27 demek 3'ün küpü demektir. Şurayla biraz oynayayım ben. Logaritma 9 demek 3'ün karesi. 27 3'ün küpü. Peki burayı da şöyle yapıyordum. 3 paya 2 paydaya gelecek şekilde 3 bölü 2 logaritma 3 tabanında 3. Burası da 1 olduğu için burası sadece 3 bölü 2 çıktı. Şimdi şu tarafı yapalım. Artı kısmını yapalım. 9 yine 3'ün karesi şeklinde yazalım biz bunu arkadaşlarım. Şöyle olacak. Logaritma 3'ün karesi 26 faktöriyelim de birinci kuvveti oldu. Şu 1 ile 2'yi pay ve payda olarak buraya yazacaktım. 1 bölü 2 çarpı logaritma 3 tabanında 26. O da a'ya eşitmiş. Demek ki a. Şimdi ne çıktı sorumuz? 3 bölü 2 artı a bölü 2 geldi arkadaşım bir de. Yani 3 artı a bölü 2'den Bursa şıkkı doğru cevaptır dedim. Ve çevirdim 10 numarayı. Arka tarafımızda 10 numara. Hemen bakalım. Olduğuna göre diyor A'nın B cinsinden değeri aşağıdakilerden hangisidir diye bir soru sormuş. Şimdi evet bakalım şurada toplama şeklimiz var arkadaşlarım. İkisi de tabanı 10 görüyorsunuz. Üstleri çarpabiliyorduk. Şöyle olacak o zaman. Logaritma A artı B eşittir. Logaritma A çarpı B oldu. Hemen logaritma iki taraftan da gitti. A artı B eşittir. A çarpı B kıvamına geldi. Şimdi B'yi bu tarafa atalım. Ya da A'yı istiyor bizden. O halde şöyle yazalım. A eksi AB ya da A'yı bu tarafa atalım. En güzeli bu olur. A bu tarafa gelsin. B eşittir. AB eksi A. Burayı da A parantezine alsak. B eşittir. A parantezinde B eksi 1 olur. B eksi 1'e bölersem her iki tarafı. A eşittir. B bölü B eksi 1. Yani Adana'daki cevap doğrudur dedim. Geldim buraya 2 numaraya. Bakın burada da fark işlemi var. Bölme şeklinde yazabiliyorduk bunu. Eşittir. Ln A bölü B diye yazdım. Şurayı. Şimdi her iki tarafta ln olduğu için o halde A artı B eşittir. A bölü B diye yazdım bunu da. A'nın B cinsinden değerini istiyor bizden. Hemen şurada bir içler dışlar çarpımı yapalım. A B artı B kare eşittir. A geldi. B kare burada dursun. A eksi AB diye bunu yazalım. B kare eşittir. A parantezinde 1 eksi B. Hemen 1 eksi B'ye böldüm her iki tarafı. A eşittir. B kare bölü 1 eksi B. Yani Edirne'deki cevap doğrudur dedim. Ve geldim 3 numaraya. B'nin A cinsinden değerini istiyor. Hadi önce burası logaritma 2 tabanında A eksi B'ymiş. Burası da logaritma 2 tabanında A çarpı B diye yazılır. Çünkü toplama var. Peki şu gitti artık. Bu ortadakini düzelttik. Logaritma 2 tabanında olduğu için ikisi de sadeleşti bunlar. Ve geriye A eksi B eşittir. A çarpı B kaldı. Şimdi
B'yi bu tarafa alalım, AB'yi bu tarafa alalım. A eksi AB eşittir B oldu. Ha, bizden ne istiyor bu? B'yi istiyor bu sefer. O zaman eksi AB'yi bu tarafa atalım. Yani A eşittir B artı AB olsun. Burayı B parantezine alalım. B parantezinde 1 artı A. Şimdi 1 artı A'ya böleyim her iki tarafı. B eşittir A bölü 1 artı A. Yani Ceyhan şıkkındaki cevap doğrudur dedim. Geldim şuna. Şimdi logaritma 3 tabanı. Logaritma 3 tabanı. Şuradaki 2. 2'yi bakın nasıl yazıyorum. 2 dediğim şey logaritma 3 tabanında 3'ün 2 katıdır değil mi arkadaşlarım? 3 tabanında 3 1'dir. Logaritma 2'yi böyle yazdım bakın. 2 çarpı logaritma 3 tabanında 3. Hatta bu 2'yi bir de geriye alayım şöyle. 3'ün karesi olsun. Yani 2 dediğim şey aslında logaritma 3 tabanında 9 diyebilirmişim ben. O halde bunun olduğu yere logaritma 3 tabanında 9 dedim. Şimdi bölme işlemini yapacağız. Şurası ne olacak? Şuraya yazayım ben bir. Logaritma 3 tabanında A bölü B buradan geliyor. A bölü B. Eksi bir de logaritma 3 tabanında 9 var. Şurayı bir daha bir satır daha düzenleyelim. Logaritma 3 tabanında AB bölü 9. Yani AB bölü 9 demek de A bölü 9B olarak yazıldı. Şimdi bu tarafı yaptım. Bu hale döndü. Burası da logaritma 3 tabanında. Burası da logaritma 3 tabanında. Logaritma 3 tabanları gitsin. A artı B eşittir. A bölü 9B geldi. İçler dışlar yapıyorum. 9AB artı 9B kare eşittir A çıktı. Hemen bu 9AB'yi bu tarafa alalım. 9B kare eşittir A eksi 9AB geldi. A eksi 9AB çıktı. Şimdi A parantezine aldım. 9B kare eşittir A parantezinde 1 eksi 9B. Sonra 1 eksi 9B'ye böldüm her iki tarafı. A geldi arkadaşlarım. A işte 9B kare bölü 1 eksi 9B'ymiş. Yani Denizli'deki şıkkımız doğru cevapmış dedik. Evet dostlar, kameramızın da şarjı bitiyor. Burada bir durdurayım, biraz şarj yapalım. Sonra tekrar görüşmek dileğiyle. Hadi kolay gelsin kardeşler.